Merhaba arkadaşlar, Honda FSJ 400 için Yavuz arkadaşımız benden bir tane kombin istedi. Uzun zamandır bekliyor bir videoyu, ben aracı bir ara çekmiştim fakat yüklemeyi unuttum veya o video kayboldu. Neyse, ilk önce kasttan başlayacağım bu benden FSJ 400 için istediği kombinde. Bel kaskı biliyorsunuz zaten, Bel Qualifier kaskları daha önce tanıtmıştım. Bel kask önerebilirim. Dışı polikarbon bildiğiniz gibi, ön geniş bakış açısı var, iç petleri de gerçekten rahattır. Ama bir burunluk veya bir çene pedi yok. Fakat içinde WD bir bağlantısı var, çene petleri gerçekten rahat. O yüzden de hani bu kaskı önerebilirim. Hani uygun fiyatlı olduğu için de önerebilirim. Benim yeni gelen modellerinden, yani 2018'in son aylarında üretilen bir kask. Üretim tarihini soran bazı arkadaşlar vardı. Onlar için bu kask yeni. Next SX100'ler çok yeni geldi. Çünkü onlar zaten devamı gelmeye devam ediyor. Next SX100'ü de daha önceden tanıtmıştım. Bunlar gerçekten hani uygun fiyatta alınabilecek kasklar arasında. Yine geniş bakış açısı var. Polikarbon olmasına rağmen %30 kauçuk destekli olduğu için bunu önerebilirim. Havalandırmaları gerçekten güzeldir. Şöyle biraz daha yakından da göstereyim. Intercom'unuzu bağlamanız için özellikle bir yer yapmışlar. Ayrıca hani iç pedleri gerçekten rahattır. Burun pedi ve çene pedi içinden çıkıyor. Pinlock da içinden çıkıyor. Pinlock bağlantıları da hazır şekilde zaten geliyor. Üst havalandırma, arka hava çıkış kanalları hepsi gerçekten çok iyi. Bu güneş vizörlü bir kask, içinden güneş vizörü içinden güneş vizörü iniyor. Yan tarafından da şuradan açılıyor. Bu alınabilir, bel kask alınabilir, kaberk alınabilir. Bunlardan herhangi bir tanesini almak için mağazamıza uğramanız yeterli. Bunlarla beraber sunabileceğim bir tane Revit'in Eclipse diye bir tane modeli var. Bunu daha önceden tanıttım ben zaten. Onu da üstüne giyerek göstereyim. Daha önceden de tanıttığım için üstünde görmüş olabilirsiniz. Şu şekilde kapanıyor. Bu tabii ki yazlık. Şu aşağıdan kapanıyor bildiğiniz gibi. Ön tarafı tamamen file dokudan yapılmış. Dirseklerinde ve omuzlarında CE onaylı korumalar var. Sırtında bir koruma ile beraber gelmiyor. Eğer ben sırtında koruma ile gelen bir tane mont almak istiyorum dersen ve 4 mevsim istiyorsan Rika'nın Airstream'ini alabilirsin. Rika'nın Boomerang'ını alabilirsin. O tarz montlar alabilirsin. 4 mevsim montlar istiyorsan bu mont tabii ki senin işine yaramayacak. Bu montun alt tarafında 2 tane bağlama yeri var. Yani belinize göre sıkma yeri var. Tabii ki 2 tane cebi. İçinde herhangi bir cep yok ama içi de tamamen file kumaştan yapılma. Boynu çok düşük değildir, yüksektir ve çıtla kapanır. Altına kadar hani inliğine tekrar göstereyim. İçi tamamen file doku, sağ tarafında bir tane cep var, size göre sol olacak tahminen. Kollarında bu kollarınıza göre ayarlamanız için iki tane çıt çıt desteği koymuşlar. Bunlar da şöyle çıt çıtla kapanıyor. Ve hani bileğinde şöyle cırt cırtlı kapanacak şekilde yapılmış. Sırtını da göstereyim tekrar. Sırtı da bu şekilde. Benim önerebileceğim uygun iki tane eldiven var. İkisi de Rexo. Bir tanesi Boston modeli, bir tanesi Sport Black diye geçiyor. Bu Boston olan yazlık bir model. Yazlık modeli olduğu için hani ben yazlık almak istemiyorum dersen, işte ben kışlık almak istiyorum dersen tamamen deriden yapılma bu modeli alabilirsin. Bu model gerçekten iyi çünkü tüm eklem yerleri korumalı. Bilek koruması biraz daha hafif. Bunun da bilek koruması biraz daha hafif. İç pet koruması da var. Elinize giydiğiniz zaman çok iyi oturacaktır. Körük mekanizmasına sahip. Bu da körük mekanizmasına sahip. Bunlar ne diyecek olursanız bunlar gaz veya işte fren hassasiyetini rahat sağlamanız için yapılmış destekler. Tabii ki hani bu yazlık bir eldiven olduğu için Boston modeli korumaları var ama delikli bir yapıya sahip. Hani ben işte bunun arasından çok rüzgar geçiyor, işte yağmurda elim ıslanıyor falan derseniz tabii ki diğer Sport Black modelini alabilirsiniz. Bunun bir tane cırt cırtı var. Bunun da bir cırt cırtı var. Bu işte bileğinize göre tam oturtmak için yapılmış. Bu biraz daha yüksek bilekli, böyle elastik bir yapısı var. Elastik bir bilekliği var. Bu hani koluma daha iyi oturacak derseniz bunu alın ve kışlık da olmasını istiyorsanız bunu alın. Yok ben yazlık istiyorum derseniz bunu alın. Çünkü hani ikisinin de çok iyi
yumruk koruması var, eklem yeri korumaları var. Ayrıca hani bu deri olan tabii ki sürtünmelere karşı daha dayanıklı. Şimdi pantolon modeline geçeceğim. Umarım bunlar hani yararlı olmuştur. Bu kasların dışında da linkleri ben zaten ekleyeceğim. Pantolon olarak da hem bir tane daha mont önerisi daha sunacağım tabii ki. O mont önerisi de bu ama daha sonra üstüne giyip göstereceğim. Mont önerisi de göstereceğim. Tech90'ın Pirate modellerini daha önceden tanıtmıştım zaten size. Bu Tech90 Pirate'ı size önermemin nedeni içinde Kevlar bir koruma olması. O Kevlar korumayı zaten şurada görüyorsunuz. Pirate modelinin siyah ve lacivert var. Aynı zamanda kalça koruması var ve diz koruması var. Dikişte özeldir. Normal bir kot gibi isterseniz hani bu eklem yerlerindeki ve kalça kısmındaki korumaları çıkartıp normal bir kotmuş gibi de giyebilirsiniz. Tabii hani yazlık ve bağırlık modeldir bunlar. Hani kışın giyerseniz üşütecektir. Onu da ekleyeyim. Hani 4 mevsim arıyorsanız normal işte Armoden'in, Proel'in, Dainess'in, Revit'in farklı pantolonlarından alabilirsiniz. Tech90'ın Pirate modelini alabilirsiniz. Tech90'ın Nemrut modelini de alabilirsiniz. Nemrut modeli biraz daha taşlanmış bir kot modeli kıvamında. Onu da şöyle gösterebilirim. Şöyle ekstra yapısı var. Tabii ki onların hani dizlerindeki ve işte kalçalarındaki korumalar rahatlıkla çıkıyor. Bunların şu kısımlarını da şöyle delikler yapmışlar. Aynı zamanda hani şu diz kısımları bile kalça kısımları rahat eğilebilsin, bükülebilsin diye siz bükülebilin diye böyle körük mekanizmalı şekilde yapmışlar. Bu Nemrut modeli. Bunun içinde de bir tane kumaş daha var. Yine bir Kevlar kumaş. Tabii ki hani yine şu iç kısımlarında kalça korumaları var. Kevlar kısımlar, dikişi özel, fermuarlı. Gün içinde de giyebileceğiniz, eğer hani taşlanmış kumaş seviyorsanız giyebileceğiniz bir model. İsterseniz taba renkli bir tane model alabilirsiniz. Taba renkli modelleri biliyorsunuz, o Ilgaz ve Madra'da var. İsterseniz onlardan alabilirsiniz. FSC 400 için aklıma bunlar geldi şimdilik. Birkaç tane daha link paylaşabilirim bunlarla alakalı. Bunlarla alakalı paylaştığım linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Venom'un bu modelini daha önceden tanıtmıştım. Venom'un bu modelini daha önceden zaten görmüştünüz. Bunu tekrar göstereyim size. Bu şöyle bir modelli. Yan tarafında iki tane cep var. Alt tarafı sıkıdır, biraz lastiklidir ve rahatça belinize oturacaktır. Aynı zamanda bunun da omuzlarında ve dirsek kısımlarında CE onaylı korumaları var. Yukarı kadar çıkıyor ve aynı zamanda yüksek boyunlu bir modeldir. Arka tarafında da bir tane kapşonu var. Bu modelden de alınabilir. Hani uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız bundan da kullanabilirsiniz. Tabii bunlarla beraber sunabileceğim hani pantolondan sonra iki tane de bot var. Yani ister naked ister spor motora kullan. Tamamen senin keyfine bağlı. Ama tabii hani bu naked scooter ve hani touring motorlar için daha iyi bir yazlık bir model çünkü. Bunlar Rockwell'in botu. Rockwell'in botlarını daha önceden tanıtmıştım. Bizim kanalımızda ararsanız bulabilirsiniz. Önü hani bağcıklı ama bağcığı devamlı çıkartıp açmak zor olacak mı dersiniz? Yok, olmayacaktır. Çünkü üstünde bir tane cırt cırtı var. Sadece bu cırt cırtı, bağcıkları biraz hafif, cırt cırtı biraz daha ne denir, sıkı yapabilirsiniz. Ama bağcıkları hafiflettiğiniz zaman ayağınızdan kaza yaptığında çıkma ihtimali var. Onu unutmayın. Tabii ki bunların hani hem spor modelinin hem bunun burun korumaları var. Topuk koruması var, bilek koruması var. Spor modeli bundan çok az daha yüksek ama yarım. Bunun tam olanı da var. Bu da tamamen cırt cırtlı. Bunda bağcık yok. Yan tarafı rahatlıkla açılıyor ve fermuar koymuşlar zaten buraya. Böyle açıldığı zaman içi de nefes alabilen bir kumaştan yapmışlar. Bunu alabilirsin. Çünkü bunda da körük mekanizması ve eğer vitesli bir motor kullanacak olan arkadaşlara da burada vites desteği yapmışlar. Bu da alınabilir. Aynı zamanda bunların ikisi de kaydırmaz tabandır. Onu da unutmayalım, ekleyelim. Bunlarla bu kombini tamamlıyorum. FSC 400 için umarım yararlı olmuştur. Ben hani bir şeyler sunmaya çalıştım. Açıklamaları ve detayları videonun hemen altına ekleyeceğim. İyi sürüşler.